Andrea sen Dimitri Şokin'i bir gömlek üstünde görüyorsun rakibine. Daha avantajlı bu. Bir gömlek daha üstün olduğunu düşünüyorum. Ama İranlı sporcu da özellikle İran takımındaki bütün sporcular da yaban atılacak sporcular değil. 2015 Dünya Şampiyonası altın madalya sahibi olduğu belirtildi Dimitri Şokin'in. Salonda da açıklandı bu bilgi. Ve rakibi Mardani. İranlı tekvandocu. Şimdi de o ekranlara yansıyor. 2013 dünya ikincisi olarak belirtildi. Yani çok başarılı sporcular bunlar. Yani skoru her an değiştirebilecek yetenek ve özellikteki sporcular bunlar. Tabii ne kadar da bir sporcu avantajlı gibi görünse bile maç oynanmadan bir şeye karar vermek mümkün değil. Dolayısıyla Özbek sporcuyu bugüne, şu ana kadar yaptığı maçlarda çok başarılı görmedim. Daha güçlüydü dünya şampiyonasında. Başta da seyircilerimize belirttiğim gibi sürekli başarı mümkün değil. Zaman zaman inişler, zaman zaman çıkışlar olması gerekiyor. Tahmin ediyorum bu durumdan dolayı belki biraz antrenmanı daha hafife almıştır. Ama ne kadar da olsa bu adam dünya şampiyonu. Yani ne kadar da hafif olsa her an her şeyi yapabilecek bir sporcu. 2015 İran, dünya şampiyonu. İranlı sporcu da son derece başarılı, ilginç. Bir müsabaka bizleri bekliyor. Bir müsabaka bizi bekliyor. Kore'den bahsetmiştik. Koreli isimler yok mu diyecektim ama bir final var bugün. Jo Cholho. Onun dışında da Koreliler hani normalde vatan olarak değil mi? Tekvando'nun vatanı olarak anılır normalde. Bugün bir isim. Finale biraz sonra finale yükselme mücadelesi verecek. Jo Cholho ile Almanya'dan Volker Wozic karşı karşıya gelecek. Şimdi yarı finallerde izlettirdiğimiz sporcular içerisinde burada tek sürpriz Makedon sporcu gibi gözüküyor. Diğer ülkeler tamamen dünyadaki söz sahibi ülkeler tekvando sporunda. Evet. İzleyicilerimiz de burada gördüğü gibi Kore'den bir tane yarı final müsabakası var. Biz iki müsabaka oynadık. Kazandık, kaybettik ama neticede iki müsabaka oynayabilecek durumdayız. Hı hı. Kore bu sporun ana vatanı olmasına rağmen bugün işte bayağı zayiat vermiş. Sadece bir tane sadece arkadaş kalmış. Sadece erkekler artı 80'de birazdan Jo Cholho müsabakaya çıkacak. Ama bu yanlış anlaşılmasın. Tabii Kore, Kore'dir yani. Bu işin ana vatanın olduğu, milli sporun olduğu, hemen hemen herkesin tekvando yaptığı bir ülkeden bahsediyoruz. Her an her şey olabilir. Orada maçın hakemi arasına girdi iki sporcunun. Bir anda sarılmışlardı birbirlerine. Şimdi İranlı sporcu sağ ön ayakta çok güzel bir tolle çeki uygulaması yaptı ama Özbek sporcu Dimitri bunu çok iyi atlattı. Çok iyi bir savunmayla kurtardı o teknikten. 0-0'lık beraberlik sürüyor. 1 dakika 5 saniye var ilk raundun sona ermesine. Puan yani çıkaramadılar. Aslında bu sikletin şu anda final maçını seyrediyor gibiyiz bana göre. İki iyi sporcu karşı karşıya geliyor. O zaman şunu diyebilir miyiz? Büyük ihtimalle bunu kazanan finalde de avantajlı olacak. Kuvvetle muhtemel ben buradan kazananın finalde birinci olacağını düşünüyorum. İsterseniz bunu yazın bir kenara. Yazalım bunu. Altını da çizebilirsiniz. Spor severler de dinlemiş oldular. Çünkü bugün birçok tahmininiz tuttu. Yüksek isabetli tahminlerde bulundunuz başkanım. 1-0'da önde Şokin. Bir gömlek üste görüyorum demiştiniz Şokin'i. Dimitri Şokin 2015 dünya şampiyonu 2013 dünya ikincisine karşı ve şampiyon 1-0 öndeydi ama şimdi İranlı'dan bir puan seyrettik. Orta seviyede bir puan 1-1. Karşılıklı puanlar 15 saniye kaldı ve bir puan daha geliyor Şokin'den. Hemen karşılık verdi Şokin, yine öne geçmesini bildi. Yani maç başta da izleyicilerimizle paylaştığımız gibi maç kopmayacak. Her an her şeyin olabileceği bir müsabaka izliyoruz şu anda. Bana yani göre şu ana kadar en keyifli müsabakalardan biri. İki sporcu da teknik kapasiteleri, zekaları, patlayıcılıkları çok iyi. Dolayısıyla bulundukları en ufak bir boşluğu bile boş geçmiyorlar, değerlendiriyorlar. Bu boşluklardan 3 puan çıktı ilk raundda. İkisi
Dimitri Şokin'in hanesine yazıldı bu puanların. Birini de Mardani kendi hanesine yazdırmayı başardı ve ilk devreden önemli anlar da ekranlara geliyor. Keşke izleyicilerimizle 68 ve 80 kilodaki müsabakaları baştan sona izlettirebilsek. Oradaki her maç final ve her maç çok zevkli ve güzel oluyor. Görsel zevki çok yüksek oluyor. Ama biz sadece yarı final ve finalleri yayınlayabiliyoruz. Ama buradaki izleyecekleri sporcular da çok çok iyi sporcular oluyor. İzleyicilerimizden özellikle bu kilodaki müsabakaları kaçırmamalarını istiyorum. TRT HD ekranlarında bu spor şöleni diyelim. Seyircilerimizle buluşuyor. Eminim ki onlar da severek takip ediyorlar bu müsabakaları. Tabii ki gönül isterdi bir kez daha belirtelim final oynayalım bugün ama diğer günlerde yine önemli sporcularımızla, genç yeteneklerimizle madalya avına çıkacağız. Madalya bekleyeceğiz. Olimpiyatlara katılma yolunda da puan bekleyeceğiz aynı zamanda. Sadece madalya önemli değil burada. Şimdi bizim zaten sıralamada iyi noktada olmasını düşündüğümüz sporcular bugün görevlerini yaptı. Özellikle Nur Tatar'la İrem Yaman. Bir tek belki ihtimali olabilen Nafia Kuş vardı. Fakat o da şanssız bir şekilde maçı kaybetti. Bugün izleyicilerimiz de izlediği sporcularımız gibi son saniye şeyleriyle gelen tekniklerle maçı kaybettiler. Ama biz Nafia'dan bunun telafisi var çünkü kıta elemesi var. Oralarda eğer teknik heyetimiz de buna karar verirse bir şansın olabileceğini düşünüyoruz. Ama bugünkü özellikle geleceğe yönelik yaptığımız yatırımlarda Nur Tatar çok tecrübeli bir sporcumuz. Özellikle bu olimpiyatlara direkt bu Grand Prix'lerden gitmesi bizim elimizi son derece rahatlatacaktır ve Nur'dan olimpiyatlarda da inşallah madalya bekliyoruz. Bu arada başkanım 4-1 oldu skor. Arda Arda puanları hanesine yazdırdı. Dimitri Şokin İranlı rakibi Mardani karşısında 3 farklı üstünlüğünü sürdürüyor. Daha İkinci maç roundda 30 saniye bir tek kalacak biraz sonra. Ama tabii belirttiğiniz gibi kafaya bir tekme 3 puan. Dönerek kafaya tekme 3+1 4 puan. Bunları belirtelim. Bunlar her an gerçekleştirilebilir oyunlar, teknikler. Yani iki sporcu da çok profesyonel. En ufak bir hatayı kesinlikle affetmezler. Ve her an böyle bakarsınız iş artık çok böyle gevşedi gibi gözükür. Bir anda bir hareketle işi çok farklı noktaya getirebilecek sporcular bu arkadaşlar. Sporcular. Bu arada ceza puan olarak Kyongo yanılmıyorsam değil mi? Şokin'in. Evet, bir tane sarı Kyongo. Işık yandığı zaman onun anlamı bir tane Kyongo almıştır. Bundan bir tane daha alırsa o sarı ışık kırmızıya dönecek. Rakibe bir puan. Karşı tarafa bir puan hanesine eklenmiş olacak. Toplamda da 5 10 Kyongo 5 kamçam olursa diskalifiye. O zaman maçı önde de olsanız kaybediyorsunuz. Ya da bir şey durumdan daha bahsedelim yeri gelmişken. Eğer iki sporcu arasında 12 puanlık fark ikinci raundun sonunda olursa karşı taraf otomatikman sayı tuşuyla maçı kazanmış oluyor. İlk raundda farkı kapatma şansı tanıyor rakibe. Anladığım kadarıyla ilk raundda 12-0 bile üstünlüğü sağlamış olsanız ikinci raundun bitimine kadar onu korumanız gerekiyor. Tabii. Ya da üçüncü raundun başında hemen başında bile 12 puanlık fark varsa o anda karşılaşma sona eriyor. Sayı i̇kinci rounddan sonra ne zaman ulaşırsanız ne zaman kazanıyorsunuz ama ikinci raundun sonuna kadar sistem ya da bu kuralı koyan kural koyucular burada hala bir şans olabilir bu sporcu maçı kazanabilir diye öyle bir kural getirdiler. Bana göre de son derece mantıklı bir kural. Tabii bu müsabakalar çok çekişmeli olduğu için bu durumu yaşamamız söz konusu değildi. Yarı final müsabakalarında çok yakın gitti. Hatta bizim sporcularımız mesela İrem Yaman son saniyede verdi puanı. Nur Tatar altın vuruşla maalesef elendi. 4-2 İranlı'nın bir puanı ekranlara geldi biraz önce. Tabii İranlı sporcu geride olmanın kaygısıyla ataklar yapmaya başladı. Ve daha çok rakibin içine girerek içeriden de çalışıp puan almaya çalışacak ve kuvvetle muhtemel bandal çeki gibi teknikler deneyecek. Dimitri Özbekistan adına yarışan sporcu ne kadar kendisine az yaklaştırırsa o kadar
Kendisi adına iyi olur herhalde. Kendisi adına iyi olacak. Aradan çıkartabildiği kadar da bir puan almaya çalışacak diye düşünüyorum. Bakalım ne yapacaklar, ben de merak ediyorum. Bu arada 1 dakika 20 saniye kaldı son raundun sona ermesine. 4-2'lik üstünlüğü yine sürüyor. Dimitri Şoki'nin farkı 2. Biraz daha gayretli olması gerekecek İranlı Mardani'nin. Bu arada bir sakatlık yaşıyor. Yani bir diz çekme gibi bir şey var ve cezasını İranlı alacak. İranlı tekvandocu. 4-3 oldu. 4-3. Ve işte biraz önce bahsettiğimiz durum kırmızıya döndü. İki Köngo kırmızı işaretle simgelendi ve bir puanı rakibe kaptırmış oldu Şokin. Şokin skoru korumaya çalışıyor ama İşi zorlaştı aslında biraz. Yani bana göre hiç rahatlayamadı yani. 4-1 öndeyken de ben aynı fikirlere sahiptim. Çünkü bu sporcuların ne yapacağı hiçbir zaman belli olmaz. İkisi de karşılıklı diz çekti aslında. Doğru karar verdi. Çünkü ilk önce İranlı sporcu çekti. İranlı sporcuya bir Köngo. Yani Özbek sporcu yakına girdiği zaman yumrukta deneyebilir aslında. Şimdi orada puan geldi. Ve Mardani. Ve bandal çeki uyguladı dediğim evet, gibi. Evet 3 puan aldı bir anda. Yalnız bir çekme. Bir puan da rakibe gitti. Bir çekme neticesinde olmuş olabilir. 6-5. Şimdi itiraz var. Özbek köşesinden. Özbek antrenörün bir itirazı var. İtiraz kartını verdi. Tutarak hakeme bana o puanı verdi diyor. Çekerek verdi diyor. Şimdi değerlendirilecek. Hep birlikte seyredilecek. Kabul edildi itiraz. Bakalım ne yönde bir karar alınacak. Tekrar seyrediyoruz biz de. Bence tutma var. Bence tutma Siz var. Haklı olduğunu düşünüyorsunuz itirazın. Ama benimle aynı fikirde değil masal kendileri. Aynı fikirde olmadılar. Bu arada dönerek bir vuruş vardı ama puan gelmedi. Şoki'nin dönerek bir vuruşu. Herhalde hedefi bulmadı tam olarak. Şiddetli bir vuruş olmadı. Yine arayışlar. Son anlarda artık son saniyelerde Şokin finale yükselmek için her şeyi yaptı adeta. Bütün riskleri de aldı. Ama yeterli olmadı. Bir sürpriz diyebilir miyiz? Yok bana göre çok bir sürpriz değil. Yani çok az bir fark var demiştik Şokin'in. Çok az Şokin'in. Bir fark var demiştik aralarında. Ve son anlara kadar da Şokin bunu evet. Ispatlayacak şekilde şeyler yaptı. Fakat ben İranlı sporcular her ne kadar masa hakemleri benimle aynı şekilde olmasa da tuttuğunu ve çektiğini düşünüyorum aslında. Evet. Bir de tabii 3. round biraz daha risk aldı İranlı sporcu. Ve başta da söylediğimiz gibi içine girerek Vandal Şagin çalıştım. Çünkü İranlıların genellikle uyguladığı sistemlerden birisi bu. Çalıştıkları şeylerden birisi bu. Onu tutturdu bu sefer. Tutturunca da bakın çekiyor bakın ben hala aynı fikirdeyim yani. Yelekten çekiyor direkt bakın. Peki burada biz mesela burada görebiliyoruz bunu.